Demokratik Emek Platformu'nun son sendikal süreçte göstermiş olduğu başarılar. Bu öyle bir Orta Doğu baharına dönüşecek ki aynı zamanda 21. yüzyıla girerken yeni bir çağın ön seslerini, ön günlerini, ön yıllarını yaşadığımız bir döneme de tekabül edecek. Biz buna kısaca demokratik uygarlık çağı dedik ve 21. yüzyılın böyle bir çağa dönüşeceğinin ayak seslerini bugün hemen her gün televizyonda, gazetede, basın yayın organlarında, Mersin sokaklarında demokratik çözüm çadırının etrafında görmek mümkündür. Buna olan inancımız her gün biraz daha yükseliyor, her gün biraz daha kabarıyor. Bir tarihsel perspektiften baktığımız zaman biz emekçilere de düşen görevler var. O görevlerin en önemlisi seyirci olmaktan çıkmaktır. Kızıldere'den günümüze kendi değerlerini koruyan, kendi mücadele azmini, mücadele inancını hep yükseklerde tutmuş bir arkadaş olan ve o mücadele azmini, direncini, inancını Kızıldere'den demokratik çözüm çadırına taşıyan Ertuğrul Kürkçü'yü sahipleneceğiz. Gecemizi gündüzümüze katarak seçimlere kilitleneceğiz. Emekçiler, hepinize merhaba. Şehbaş, devamlı. Türkiye'de herkes önümüzdeki dönem ya da bu şimdi o an yapılacak olan seçimin savaşla barış arasında bir seçim olduğunu o kadar derinden hissetti ki Yüksek Seçim Kurulu'nun ister kendi başına, ister yargıçların kibirli ve önyargılı hallerinin bir sonucu olarak, isterse daha geniş ve derin bir dizaynın, tasavvurun sonucu olarak olmuş olsun, bu hoyrat vetosuna her yerde ve her biçimde ayağa kalktı. Bunun sonucunda, bir mücadele sonucunda Türkiye'nin en uzun haftası sona ererken yeniden vekil adayı olma hakkını kazanmış olduk. Barış ve Demokrasi Partisi'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayları olarak. 30 yıldır Türkiye'de süre giden mücadele, Kürt halkının özgürlük ve kurtuluş mücadelesi, 100 yıldır Türkiye'de süre giden emekçilerin sınıf mücadelesiyle bir buluşma anı yakaladı. Bu Türkiye'nin tarihi bakımından çok esaslı bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasında ortaya çıkabilecek olan dinamizmi, yeni kurucu inisiyatifi eğer parlamentoya taşıyabilirsek parlamento hakikaten bir çözüm alanı olabilir. Eninde sonunda su yatağını bulur, olacak olan olur. Halklar bir gün mutlaka özgür olurlar. Ama bunun en az sancılı, en az can acıtıcı, en az azap verici bir biçimde gerçekleştirilmesi işte iyi politikacının, iyi devrimcinin, iyi siyasetçinin çözmek zorunda olduğu büyük mesele bu. Emekçi kadınlar, emekçi Kürtler, emekçi Aleviler ve emekçi köylüler, bunların ortak hareketi Türkiye'nin geleceğinin belli başlı kurucusu, en esaslı tarihsel dinamik. Bütün bunları bir emek süreci, emek eksenli bir demokrasi arayışı birleştirecek ve bir araya getirecek. Hiçbir zaman daha büyük bir dava için mücadele edemeyeceğimizi biliyoruz. Onun için Kürt halkının yanındayız. Onun için emekçilerin gündelik mücadelelerin yanındayız. Onun için güvencesiz çalışmaya karşıyız. Onun için özelleştirmeye karşıyız. O yüzden kadına karşı zulmün, ev içi şiddetin karşısındayız ve bunların toplamından oluşan bir devrimci dinamikte ilerlemeye, bunun sözcüsü olmaya, bunun uğruna mücadele etmeye ve bu özgürlük bayrağını parlamentoya dikmeye, muktedirlere kök söktürmeye, zalimlerden hesap sormaya, bütün darbelerde, bütün askeri diktatörlüklerde hayatlarını kaybetmiş olanların hesabını sormaya, Kürt halkına yapılan zulmün hesabını sormaya, öğrencilere yapılan zulmün hesabını sormaya, bütün yolsuzlukların hesabını sormaya ve nihayet
ve nihayet bu halkın bu devletten alacaklarını almaya gidiyoruz. Eğer bizi oraya gönderirseniz size vereceğimiz tek vaat bu hesabı sormak, bu yumruğu orada da havaya.